Selam arkadaşlar. Güzel bir günle tekrar beraberiz. Bugün köyümün emektar insanlarından Mehmet Baran'ın evine geldik. Mehmet Baran koyunları içeride. Yağmur yağıyor kaç gündür. Kış başlangıcı nasıl oluyor? Kendisinden bunları öğreneceğiz, göreceğiz. Koyunları yeme bırakacağız falan filan. Hadi arkadaşlar biz direkt videoya geçelim. İyi izlemeler. Bu da Mehmet'in akbaş aslanları. Burası köy. Bizim köy Zincirlikuyu. Bu arada arkadaşlar sizlere bir tane de hediye var. Mehmet Ağa'nın hediyesi. Onu birazdan sizinle paylaşacağım. Kim yetişirse o alır. Öyle bir başlangıç yapacağız. Selamünaleyküm Şahin. Selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım, iyi misin? İyi, çok şükür. Sen ne Mehmet'in oğlu. Teşekkürler. İyiyim. Sen de iyisin inşallah. Çok şükür. Havuzlar kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane havuzumuz var. Merakımız tabii ki var. Bakın arkadaşlar. Az önce gittim. Sefer aldım. Sırf milletin havlarına rahat girebilmek için. Yoksa diyorlar çamur var, kar var, gelemezsin. Selamünaleyküm. Hoş geldin Halil Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler ne var ne yok? Hamdolsun. Sizler gördük daha iyi olur. Teşekkür ederim. Maması kendini bir takdirlerime tanıt. Kendimi nasıl tanıtayım? Ben Konya Ulu Zincirlikuyu Mahallesi. Konya Ulu Zincirlikuyu'da oturuyorum. Evet. İsmim Mehmet. Soy ismim Bağırgan. Mamişehir. Kürtçe Mamişehir diyorlar. Mamişehir evet Türk. Evet, muhabbetimiz bozuldu. Bozulsun çünkü bunlar bizim muhabbeti bozdular. Güzel eşekleri de var. Bu sıpa erkek mi? Şöyle bir yapalım. Biz de şöyle flaşımızı açalım. Ha bir de bu mu var? Ne oldu şimdi? Burası bir samanlık. Samanı falan var burada. Daha önce de inekleri falan vardı galiba. Onlar da buraya bağırıyor. Semer de koymuş tepeye. Bahar'ı bekliyor. Değil mi? O Semer Bahar'ı artık içeriden çıkamazsın. Çıksana da şuralarda dolanıp gelir sizin koyunlar. Şimdi sen bir hediye vereceksin takipçilerime değil mi? Hediye söyleme. Hediyeyi şimdi söylersek takipçiler videonun geri kalanını izlemezler. Hemen telefona sarılırlar. Ha, biz hediyeyi en sona söyleyeceğiz. Gerçi videoyu ileri sarsalar yine en sona gelirler de. Sanki bizi televizyonda edeceklermiş gibi tedbir alıyoruz. Arkadaşlar daha buradayken biz Mehmet'in sizlere vereceği hediyeyi burada açıklayalım. Mama bedava hediyen eşek mi? Evet. Şu erkek sipahı mı vereceksin? İnşallah bunlar bize tekme atmazlar. Arkadaşlar bu erkek sağlam idiş falan değil. Daha küçük idiş değil mi? Daha ufak. Hiç işlem yapılmamış buna. Delikanlı gibi duruyor. İsteyen bunu bedava gelip alıp götürür arkadaşlar. Evet. Bir Broadway'in bağcına girer, bir Toros'un bağcına girer. Öyle küçük bir kırık. Bu kaç aylık? 2-3 aylık. 2-3 aylık. Bu bakıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi videoyu küçülteceğim ama o zaman flash yanmıyor. Şimdi mama senin eşekler. Güzelmiş ha. Şimdi hangisinin anası? Bu okunun anası. Ortadaki ya? Öbürü ortadaki anası değil. Ne okunmuş diye? Bunlar ikisi dişi. Evet, dişi. Eşekler güzelmiş ha.
Bunlar kaç yaşında? Daha bu nasıl? Emel bu sene olacak. Ha, bir yavru yaptı ha, ama nasıl? Daha hiç bilinmemiş. Bilmemiş. Öbürü kaç yaşında? Öbürü de 5 yaşında. Hı, iyi. Bereketli olsun mama, bereketli olsun. Tezahürler gelecek ne? Kerek, merek, çank, tıkırda hiçbir şey kalmamış. Var mı? Şimdi bir şey kalmamış. Arkadaşlar sizler de maşallah değil mi? İşte gördün mü? İşte kayganlık oldu mu? Kışın hali bu arkadaşlar. Olay değil. Koşların da güzel mama. Koyun da güzel. Keyif de yerinde. Keyifleri de güzel. Mama günde kaç gün kaç öğün? Üç öğün saman veriyoruz. Sabah, öğlen, akşam. Akşam iki kere saman döküyoruz. Yemden sonra da bir saman veriyoruz. Şimdi yemeği yedikten sonra beş torba saman daha dökeceğiz. Onu yiyecek. Ondan sonra şimdi. Sen hepsini beraber arpayla karsan bir seferde yok, yesinler. Olmaz. Tike kes. Olmaz. Yani havuzlara da ye. Havuzlara da. Ben mama burada kaç koyun var? 250. Sen ne kadar yem veriyorsun? 6,5. 6,5 tenekke yani. 6,5 12 13 tane şinik, eskiden bir şinik derdik. Neyse tenekke hesabı. Şu an 5 torba saman 6,5. Yani bir ola 1,5. Diğer şey 1,5 ola dökün. Evet. Aman onların da altlarını mırıklar koymadın, iyi oldu. Yoksa çuval da berbat derse bir daha da kullanamaz. Arkadaşlar bu arada ben de bir konu hakkında bir açıklık getirmek istiyorum. İlk zamanlar benim hani bir videom paylaşıldı ya. Hani babamın fıkralarını anlatıyorum falan. İşte o zamanlarda, o videoyu çektiğim zamanlarda ben sürekli koyunun zorluklarını anlatıyordum. Hep diyordum koyun çok zor, koyunu kapıya koymayın, koyun artık para etmiyor, hiçbir şey para etmiyor falan. Tamam orada hemfikir, orası doğru. Fakat ben bizim buralardan yukarıya doğru çıktım mı, mesela hatta beş kardeş de dahil. Bizim köy, özellikle de bizim köyün yaylalarından çıktı mı, durumlar farklılaşıyor, durumlar değişiyor. Ben o zaman farklı düşünüyorum. Neyi farklı düşünüyorum? Sadece bizim köy koyunları tam anlamıyla ticaret için kapıya koyuyor. Ticaret için kapıya koydun mu kazanamıyorsun şu sıralar. Ama ben başka köylere gittiğimde, mesela belki 150 köy gezdim. Arkadaş, adamlar bir koyun gidiyorlar, zevkle, heyecanla, severek. Adamlar var ya, koyunlara aşık olmuşlar. Neden? Çünkü bizim gibi kendini hırpalatmıyorlar. Yağmurda kalayım, çamurda kalayım, donda kalayım, karada kalayım, doluda kalayım, çölde kalayım. Çoğu koyuncu bunu yapmıyor. Adam baktı, ha tamam kış yaklaşıyor, ot da var arazide ama koyun hamile, koyunun doğurmasına bir ay kalmış, bir buçuk ay kalmış. Adam diyor ya eve götürürüm, çünkü adam hobi olarak kapıya koymuş. Evde yem bol, o yemi koyun için koymuş içeri. Diyor ben koyunu eve götürürüm, şimdiden veririm yemini, kuzu yapana kadar biraz kuvvetlersin, koyun arpa yesin diyor. Koyunu alıp getiriyor eve, bu yağmurlarda, bu çamurlarda, adam evde. O zaman ne oluyor? Tabii ki bıkamazsın. İnsan koyundan bıkar mı o zaman? O zaman işte koyun... Ne? Ha, orada ne varmış ki? Ha, ağaçlar varmış. Abimin evinde orada güvercin yemleri falan varsa, yeme de gider, daha önce yemişse ya. Vallahi işte öyle arkadaşlar, yani... Koyun çok zor bir hayvan, çok zor bir meslek. Bunu taşımak çok zor. Ama varlıklıysan, hobi olarak kapıya koyuyorsan bence koyun çok güzel olur.
İşte o zaman taşır. İnsan bu koyuna yem vermez mi ya? İnsan bu koyunu İnsan bu koyunu aç bırakır mı ya? Vallahi gülüyorum ya. İnsan koyuna kıyar mı ya? Kapıya koyuyorsan onun tedbirlerini alacaksın. Yemini, samanını bol bol içeri koyacaksın. Onun boğazından esirgemeyeceksin. Ama artık bizim buralarda yavaş yavaş dediğim gibi yapıyorlar işte. Öyle yağmurlarda. Normalde mesela bu Mehmet'in arazide Türk yerinde yeri de var. Hem çoban damı var. Hem eşeklerine, kuzu yapacak koyunlarına orada yer yapmış, havlu yapmış, sarımcası var. Suyunu orada stoklayabiliyor. Mehmet'in orada düzeni de var. Eskiden olsaydı böyle yağmur mamurlar da gelmezlerdi buraya. Orada arazide koyun giderlerdi. Ama bakıyorlar zamanla, ha biz koyunu soğukta, kırada, arazide, yaş yerde yatırdık mı koyun kuzuyu atıyor. Koyun kuzuyu öldürüyor içinde. Biz bu koyundan verim alamıyoruz deyip şimdi herkes benim dediğim o gittiğim gördüğüm köyler gibi yapıyorlar. Bir yağmur yağdığıma soğuklar başladım. Adam koyunu alıp getiriyor eve. Bu koyun da sağlıklı bir şekilde burada kuzusunu yapar. Kuzusunu büyütür, meydana getirir. Şimdi koyunların yemleri dökülüyor. Bu yemleme olayı bittikten sonra koyunu yeme bırakacağız. Ondan sonra koyunun memede yılda getirsin ne, götürsün ne onu bir soralım. Onun da cevabını bir alalım. Bakalım Mehmet'ten de neler öğreneceğiz. Her gittiğimiz yerde bir şey öğreniyoruz. Mehmet'ten de bakalım neler öğreneceğiz. Burası kümes. Evet ama bu ne? Burası da sanki yumurta yapılacak yer. Ama orası ne? Yani buraya da kanatta hayvanlar girmiş ama. Allah. İlginç. Bence sanki güvercin. Mama bu şuna ki. Ha güvercin yeri tamam. Tam güvercin diyecektim. Ki öyle, öyleymiş. Burası bizim köy arkadaşlar. Şu karşıdaki ev arkadaşlar İsveç'tekiler bilirler. Bilal Güdücü var. Havuz deriz biz ona. Uzun boylu kır saçlı. Kahvesi vardı. Lokantası vardı. Stockholm'da. Kendisi emekli eşiyle burada yaşıyorlar. Ayda yılda bir işte yurtçına giderler. Giriş çıkış yapıp gelirler. Orası Havas'ın evi. Bu Momo da zaten hem Havas'ın akrabası olur hem de komşusu. Bizim Havas'ın da evini sizlere göstermiş oluyoruz. Bu da Havas'ın küçük kardeşi Hikmet'in evi. Bu da Hikmet'in büyüğü Mehmet'in evi. Bunlar hepsi Güdücü. Havas'ın kardeşleri. Bunun arkasındaki ev de benim abimin evi. Bizim Fethi var ya Fethi. Fethi'nin annesinin babasının evi. Arkadaşlar siz şimdi yenileme sistemine bakın. Mecbur koyunu biraz oyalayacaklar. Şöyle biraz sürüyorlarmış gibi yapacaklar. Ondan sonra birdenbire kapıyı açacaklar. Yoksa birbirini kapının önünde ezer. Birbirini düşürüp bumbarakta. Mahvolur hayvan. Bak şimdi Momo sürer, çocuk da eğilir. Gizlice ne? Kapıyı çekerler. Ben şöyle bir durayım burada. Evet. Yemleme olayı başarıyla kazasız belasız gerçekleşti. Bir koyun yere düşmeden içeriye girdi. Kapısı çok geniş. Burası da su olukları arkadaşlar. Varili ikiye bölmüş, kaynatmış. Güzel yapmış. Ağzını da kesmiş, ayak yapmış. Vay be bu maması da çok zeki ha. Biz bundan çok şey öğreneceğiz. Mamo çekirdekten geçmiyor. Çoktandır bu işi yapıyor.
bizim köyün çok eski koyuncularından doğduğu zamandan bu yana koyunla uğraşıyor. Mamo'dan inşallah çok şey öğreneceğiz. Bu da Mamo'nun ahırı. Ahırı da güzelmiş. Büyük, kara örtü. Sağlıklı. Pencereler de büyük. Onlar da açmış. Koyun bir yandan da havalanıyor. Eskiden arkadaşlar ahırların kapılarını kapatırlardı. Bazıları gelir içeri koyunlar boğulmuş, ölmüş. Aslında o ahırlar nasıl ahırlar biliyor musun? Kerpiçli ahırlar. Bir de çok kısaydılar. Mesela şuraya kadar boyları vardı, yükseklikleri. 2,5 metre yüksekliği vardı. Pencereleri de biz onlara tak ediyorduk. Çok küçüktü. Böyle avuç gibi pencereleri vardı. Onları da kapattılar. Koyunu eğer sırtı falan ıslaksa sabah gel hepsi boğulmuş ölmüş. Şimdiki ahırlarda koyunlar ölmüyor. Buraya kolay yürümez. Çünkü hem yüksek yapıyorlar hem geniş büyük, pencereleri büyük. Böyle olunca da koyunlar sıkıntıya girmiyor. La bunlar ayaklarıyla girmiş havuza, yazık ya. He? Hem ayakları mırık hem de havuza. Bir, iki, üç. Kendi rızkını oynuyor. Kendi rızkıyla oynuyor ya. Mamo. Şimdi 200 ne kadar koyun var dedin? 240-250. Mama bize kısaca şöyle bir özetler misin? Bunun yıllık geliri ne, gideri ne? Vallahi yıllık geliri. Kendin gidersen sana 100-200 kalır. Kendin gitmesen hiçbir şey kalmaz. Bu zıbık sana kalır. Değil mi? Heh. Kendin gitmezse bu kalır. Bence bu da kalmaz. Kendin gitmezsen bu kalır. Yok bu kalır. Değil mi? Çilesi kalır yani. Ha, sen de temizlersin yani. O kalır. Ama kendin gidersen işte yemin memini çıkarsan 150-200 soba parası kalır. Yani başka bir şey kalmaz. Yani sadece bu kadar mı özetliyorsun? Ya ben görüşüm öyle. Kaç ton arpa sen bu koyunu aldın? Ya şu an 12 ton aldık da sana yem alacağız. Onu kaç ton alırsın? Ya işte o koyunun daha o zaman doğmuşunu ne kadar yer. Şeye de bağlı, havalarına da. Tabii şey. Durumuna bağlı. Kış şartlarına göre. Kuzunun gelişmesine bakacaksın. Kuzu iyi olursa az ya. İyi olmasa mecbur koyuna dökecek. Koyun da kuzuya bakacak. Evet. Yani sen bakmasan o da sana bakmaz. 2 daha 4. Bence en önemlisi kendin gitmek. Yani orada ya kadar. Kendin gitmezsen işte dedim mi? Çoban yerine bak. Çobana 20 bin lira verirsen 7-8 bin lira da yerse. Bu sene 20'ye de gitmezler. Bu sene 30. Afganlar 30'dan aşağı gideriz. Ben olsam gitmem yani. Yeme içmeyle birlikte kaç eder? Ya o 40 eder. 40 eder. Bunu öyleydim. Ya ben bir Afgan olsam 30'dan aşağı gitmem. Zorlaşmış. 1 kilo zeytin alın 150-200 milyon. Bir kolu yumurta 120 milyon. Yani mecbur hayat şartı. Yani, o adam da geçirecek. Şimdi senin tavsiyen mesela biri ben koyun almak istiyorum. Mesela esnafın biri geçenlerde bir hesap yapıyor. Diyor ben dükkanımı satacağım diyor. Dükkanım diyor 2 milyon TL'de. Evet. Diyor 2 milyon TL ile bilmem diyor 50 tane inek alıyorum. Ondan sonra diyor karan 4 lirayla da diyor ağırlarını diyor tadilatları için harcayacağım. İneklerimiz diyor tanesini 10 kilo verirse diyor bilmem şu kadar inek, şu kadar. İnek bilmiyoruz şimdi inekleri. Yok yani şunu demek diyorum, çoğu insan şöyle düşünüyor. Biz koyunculuğa girelim. Koyunculuk için yapalım. Koyunculuk kendi yapmıyorsam hiç yapmayacağım. Hiç bulaşmayacağım. Bir koyun da zarar, 1000 koyun da zarar. Şimdi gerçek bu. Yani koyunculuk yaparsan bir tane de zarar, şeyde 1000 tane de zarar. Kendin gitmesin ama kendin gidersen. Sen kendin içindesin. Halil abin, kardeşin bakıyor. Şu an 3 tane çobanı var. Öyle mi? Evet. 10 liradan hesaplasan 30 lira. 20 liradan hesapla 60 lira. 40 lirada yer var 100 lira. Peki aynen. Ama senin bir önerin var mı bu işi yeni yapmak için? Hadi adam diyor ki ya diyor ben yaparım ya. Maaşım var, param var, ben yaparım, bir de çoban tutarım. Hadi diyelim tamam.
Öne aldı. Ha, telefona yapıyorsa, zararına yapıyorsa vay onu. Kış onu... böyle geldi. Şimdi tam kışa giriş zamanıydı. Kışa girdik. Koyunlar artık yemiyor. İşte içeri girip çıkıyorlar. Senin burada önerin nedir? Yani bu koyuna nasıl baksınlar? Yarın bu kuzu nasıl sağlıklı dünyaya şimdi gelir? Sağlıklı altı. Bunlar önemli tabii şeyler. Böyle altını kurutacağım. Bak biz bugün yağmur yağdı. Bugün yarın başlayacağız mecbur kurutmaya. Kurutmazsa hayvan bak kuzulara bak. Evet. Ayakları yaşarlar. Zayıflar. Gittikçe hayvan tabii ne kadar olsa rahat, iri rahat olsa. Bunun hamileyken bir ay, bir buçuk ay kala, doğuma kala ne dikkat etsinler? Valla işte neye ne dikkat edecekler? Yani koyun sağlıklı doğursun diye. Ya onu temiz bakacaksın, yeminin sağlığını. Yaş yere yatırmayacaksın. Önemli. O cevabı almak istedim ben. Yaş yerlere yatırmayacaksın. Hayvan yaşının üzerinde kalmayacak. Karılı havada bırakmayacaksın. Karılı havada bırakmayacaksın. Ekin şey yaymayacaksın. Tabii ki mutlaka. Ekinle de yapar bu. Ekinle zaman hiçbir birbirine uymaz. Kuzuyu da atar, koyunu da öldürür. Tabii zehirler. Böyle bir zamandı. Hayvan altı kurulacak. Kuzuların altı kurulacak. Yani kuzu aynı çocuk gibi. Peki bakarsan evet. Sana bir randıma verir. Bakmasan hiçbir şey randıma ben alır. Geçenlerde şöyle bir şey söyledim. Bilmiyorum yanlışım varsa sen düzelt. Tabii. Sen çünkü daha çok koyunun içinde kaldın. Daha iyi bilirsin. Ben dedim ki koyun doğurur doğurmaz. Kuzuya bir gram yeldir vuracaksın. Bir gram yeldir de ya burnundan ya ağzından vereceksin. 5 gram lea da annesine vuracak. Bu güzel bir şey mi? İyi, annesine vurursan iyi olur da kuzunun ağzına olmaz. 1 gram yeldi vurursa. Biz şimdi o gebe koyuna ben vuruyorum genelde. Şu an vurmadım. İlaç içeride vuracağız. Başka vurmadı. Zamanımız olmadı. Hangi gebe koyuna? Gebe koyunlara 5 gram yeldi lea 4 gram da yeldi vuruyorum. Niye şimdi? Şu an vuruyorum. Koyun sağlıklı doğursun. Koyunun rahiminde iltihap varsa dağıtsın yani. İçindeki iltihabı dağıtsın, kuzu sağlıklı da olsun. Şu an yoksa zehirleyebilir kuzu. İltihap olursa zehirler. Yelde anne karnında mı fayda görüyor? Fayda görüyor da kuzuya da ayrı vuruyoruz, o ayrı. Şimdi gebe koyuna tamam, vuruyoruz. Lea tamam da yeldefi niye koyuna vuruyor? İşte o içindeki iltihabı dağıtıyor koyunun. İltihabı, rahimindeki iltihapları dağıtıyor. Lea o işi yapmıyor. Yapıyor da ikisi olursa daha iyi oranmalı. Allah Allah. O yüzden yani 3-4 senedir buyuz. Bu sene de ilacı aldık daha vurmadı şu an. İlacımız içeride. Zamanımız olmak. İşte çağmurlar, çayın hastalandı. Bir ara öyle kaldık. Ama geçen gün... 10 gündür, 10-15 gündür değil mi yürürüz? Geçen gün küçük Beşkava'ya gittim. Evet. Bayram Okutan'ın yanına gittim. Değerli bir kardeşim. Evet, dayanım. Kaybabalar. Öyle mi? Kaybaban gibi orada. Senin. Senin. Üstü dayının karşısında. O büyük Beşkava. Büyük Beşkava. Bunlar küçük Beşkava. Onu da buradan da Okutan ailesine selamlarımı gönderiyorum. Adam büyük bir ahır yapmış. Geniş bir ahırı üstünü kapatmış. Yani sanki sen şu havlunun tamam, üstünü kapatıyorsun. O örtme diyorlar. Evet. Yani gölgelik gibi bir şey. Evet. Mesela ev kapısı orada değil mi? Tamam. Şu araya. Burada doğuruyor. Burada yemliyor. Oraya alıyor. Doğuranı oraya alıyor. Ama kendisi nerede kalıyor? Kendisi şurada kendine bir kabin yapmış. Ha doğru. Pimapen'den işte. Bir kabin yapmış. İçinde televizyonu var. Bu adam demek durum iyi. Elektrik kettle'ı var. Ondan sonra masası var. Kanepesi var. Bu adam zevkine yapıyor. Diyor, o karında değildir. Yok. Diyor abi diyor durumları iyi şükür. Diyor abi diyor böyle diyor koyun kuzular diyor bir camdan takip edelim. Bütün komple. Biz de onu kamerayla takip ediyoruz. Evet kabini bütün hepsi biz de cam. Onu kamerayla. Diyor ben anında baktım koyun kuzuluyor. Hemen giderim müdahale ederim. Kabine kotaraya atarım. Gelirim çayımı içerim. İçeride musluğu da var. Elini yüzünü de yıkıyor. Gerekirse o da kestirebiliyor da yani uyuyabiliyor. Evet anladım. Adam öyle bir güzel yapmış ya, ki. Şimdi düzen çok önemli yani. O hayat şartlarına bağlı. Ya adamı ne bulacak olur. Ya da adam zevkine olur yapar. Ya şuraya bir kulübe yapsan, bir çay olacak, kahve yapsan olur ama ya bizim öyle şeylerimiz yok. Tabii biz burada kendi evimiz birinde. İstediğimiz zaman çayımızı da istiyoruz. Kahvemizi de istiyoruz çocuklardan. Veriyoruz.
o şey. Ama o adam zevkine yapıyordu yani. Ama hemen her yerde de teknik aynı. Aynı tabii. Herkes kotere yapmış. Biz kabin diyoruz, kotere diyoruz, fark etmiyor. İkisini de kullanabiliriz. O kotarelerde koyunu 3 gün 5 gün yoğunluğa göre kuzularıyla birlikte orada bırakın, ondan sonra bir tarafa geçir. Aynı herkes de hemen hemen sistem aynı. Biz öyle yapıyoruz. Biz direkt arkaya bir kotere gidiyoruz, oraya alıyoruz. Ya da koyunu, kart koyunu olsa önden alıyorum, kuzuyu o tarafa gidiyorum. Ham şey olursa belki yerine ayırırız. Yani var mı? Sen kotere yapıyor musun kışın? Kuzuya yapıyoruz. Gumiye kosmuş diye. O ayrı canım. O belli bir zaman kotara sonra. Kotara almayan koyunun bir iki tanesi gebe oluyor. Almıyor. Bir köşe. Onu bir iki tane köşe yapıyoruz. Eski sistemde. Bir tanesi çift doğurur. Kuzusu alışana kadar versin. Onlar kotaranın altına kalsın. Peki ama sence bir sürüde ikizlik oranı yüzde kaç? Valla o yerine göre şimdi koyun iyi güve yerse, yeşil yerse şeyi ikizi fazla olur ama anne almazsa tek olur. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben diyorum ki bana sorarsan bir sürüde %50'yi geçmez. Yerine göre diyorum bak. %80 olan da var. %70 olan da var. O bazı ırkır koyuna var. Mernoslar, keçiler. Yayılım da önemli. Koyun kanını alırsa, bağrından kanını alırsa, çobanda iyi olursa doğur. Yani %50'yi geçer. %50'yi geçer. Bak yani. Diyorum ya, iyi çoban, sürüyü incitmeyecek, koyun göğünü iyi alacak. İşine, biz o kadar şey, işin gerçeğini söylersek yani, biz o kadar da şey değiliz. Peki ama koyundan başka bir gelirin var mı? Yok, bir emekli aylığım var başka bir şey. Emekli aylığın mı var? Evet. Emekli mi oldu? Çoktan beri. Maşallah. Sen ne ara emekli oldun? Maşallah. Vallahi Bağkur'dan yoksa çiftlikte. Sigortadan. Sigortadan emekli sen. Olsa ne sigortayla Bağkur şu an aynı evde yedim. Vallahi bravo. İyi. En azından ben 86'da girişim vardı Adana'da. Orada çalışıyordum. Oradan işte giriş orada vardı. Ondan sonra Bağkur yatırdı. Bağkur'u 3,5 sene sonra sigorta yatırdı. Arkadaşlar Mehmet'in köpeklerini göreceğiz. Bu arada yağmur yaklaştı. Ömer Ağa'nda şu an yağıyor. Yağmur yaklaştı. Yağmur gelmeden biz bu videomuzu tamamlayalım. Ah Mehmet de akbaş taşıyor Memo. Akbaş köpeklerini ben pek sevmezdim ama artık ben seviyorum akbaşları. Ben artık oyun akbaşları için, seviyorum. Oyun için süper. Evet. Ben adam artık akbaşları yani, sevdim. Adama da geldiler kötü geliyorlar ama gelmesene de. Aslan o aslan. Şimdi bunları sen nereden getirdin ama? Bunları kendimiz büyüttük hepsi. Anneleri babaları belli mi? He anneler babaları belli. Burada yoklar. Annesini verdik bir arkadaşa verdik. Hacı Koyu da bir arkadaşa verdik. Sevdiğimiz bir arkadaşa verdik. Ama bunlar iyiymiş ha. Vay. Bunlar üçü de kardeş. Bu 2 yaşında. Kancık 1 yaşında. Oo, şurada 8, vallahi mama bu aslan gibi. Yani şurada 8-9 aylık da kulağını yetiştiren kez. Kulaklarını yetiştirdi. Bu 6'ya da aylık. Bu da onların kardeşi. Ne mi ne? Bu kaç aylık dedin? 8 aylık. Aa, bu daha büyüyecek. Mama kulakları niye kesiyorsun? Ya kulaklar oğlum şey tasma takamıyor. Kulaklarına bakıyor. Tasmaya vuruyorlar. Köpeklerin boğuştu mu direkt kulaktan tutuyorlar. Kulaklarını tuttum. Yara düşüyor ondan sonra bırakmış yapmaya. O gün ayağını kendi şuraya çatmak çalış. Ayağını daha şeyle çak kulağını da kapatmış. Tuttum kes. Bak bu tarafında çatmak var. Vallahi kesildiğinde köpek güzel görünüyor da bazı avantajlar da var ama bence kesilmezse yok. Doğal kalırsa yok. Köpek daha aktif oluyormuş. Yok. Ya işte böyle daha güzel olur. Güzel iştir.
Ama kibar bir köpek ha. Yok, ben video çekiyorum. İnsanlar görsünler. Bazen diyorlar yakın çeksen uzak çekiyorsun. Bu da oyuna çok. Oyun içeri gelmeyene kadar gelmez. Oyun girmese oraya girmez. Hepsi öyle, hepsi. Ha, bunun sol tarafı, sağ tarafında bir sıkıntı mı var? Yok, neresi? O kaburgası. O yine ha. Vallahi köpek. Peki o dişi? Dişi de bunların kardeşi. O bir yaşında. Ha. Anne babalar bunlar nereden geldi şimdi? Bunların hepsi anneleri. Biz bunların ırkı 15 yerden getirdik. Bizim bir kulda arkadaş var. Ondan geçmemize Cafer var. O Cengiz'e verdi bunu annesini. Biz de Cengiz'den aldık. Oradan türedi. Erdem de bunların ırkı. Bizim bacanakta. Cafer mi? Cafer su ismi ne? Valla su ismi. Herhalde ben onunla bir video çektim ya. Cafer diye biriyle bir video çektim herhalde ama bilmiyorum. Valla orayı bilmiyorum. Telefon numaralarına bakmam lazım. Baktan ne oldu diyorlar. Tamam, kurulu değil mi? Tamam. Yani bunlar çok güzel adamlar köpeğe geçmiş vermek lazım. Hava ne hale geldi ya, bu ne ya baba? Üf 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 üf. Vallahi şiddetli bir yağmur geliyor. Bırakma gitmesin ha. Islanmasın ahırı da ıslatmasın. Ya saman da bir şey. Aha, daha yiyecek he. Ha, bu da kancak. Bu da bir yaşında. Bu da bir yaşında kancak onların kardeşi. He, bu da. İki kardeşi daha var. Biri öldü. Hey. Hey. Efozino. Pamuk. Efozino, Efozino. Kimlikte ismi Pamuk. Kimlikte ismi Pamuk mu? Kimlikler de var. Oo. Bunun bir kardeşiyle annesi acı koydu. Bizim bir arkadaşta. Ona miyeti yerine ak karamak işte. Ama insanlarda ne koyunlar var mı? Ona bakar. Adamlarda ne koyunlar var maşallah. Karnaklar bedel lan. Oraya mahallik bir soru böyle. Böyle söyle. Ya ne koyun tabii ki. Ya öyle koyun bizim burada da olmaz. Niye koyunmaz? Bak beş kardeşler var. Oranın müdürüyle bizimki değişiyor. Beş kaç. Aramız halbuki 8 kilometre. Bizimki hep ada, tuz. Avantajlar bizden fazla. Niye? Mama biz burayı temizleyecektik. Bura kaldı. Zaten yavaş yavaş. Aha yağmur başladı. Yağmur başladı. Ama ben yağmur yağmadan videoyu kapatmadan takipçilere bir şey söylemek ister misin? Herkese selam ediyorum. Benden küçük olanların gözlerinden büyüklerinden derlenler yapıyoruz. Senin videonu ileriye sarmasınlar. Tamamını izlesinler değil mi? Eyvallah. Evet arkadaşlar aslında teşekkürler Mama sağ ol. Arkadaşlar aslında video güzeldi. Güzel bir içerikti bana göre. Sohbet de güzeldi, ortam da güzeldi ama yağmur maalesef bizi ansın yakaladı. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Şahin görüşürüz. Eyvallah. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu baştan sona izlemişseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Artık kışın çekeceğimiz videolar böyle. Evlere gideceğiz. Havların içindeki ortamları çekeceğiz. Başka arazi marazi yok artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yağmur hızlandı. Görüşürüz. Bay bay.